Mesela hayvanlardan bir canlı hayvanlardan bir tanesini haksız yere zulmen haksız yere bir Müslüman bir hayvanı öldürse haksız yere nahak haksızlık ederek zulüm yaparak lüzumsuz zaruretsiz gayrimeşru şekilde bir hayvanı öldürse, bir hayvanı katletse, soruyorum siz değerli Müslüman kardeşlerime, bu hayvanı öldüren Müslüman sorumlu olur mu olmaz mı? Sesini çıkmadı. Olur. Sorumluluk var. Cezası var. Hatta hemen aklıma geldi. Sahih-i Buhari'de Efendimiz geçmiş ümmetlerden misal verirken bu konuda şu misali veriyor. Uzzibet imra'atun fi hirretin buyurmuşlar ki geçmiş ümmetler içerisinde ibadetine düşkün, dinine düşkün, inançlı, dindar, dinine bağlı, saliha bir kadın gece gündüz ibadet halinde olan bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kedi yüzünden. Azaba müstahak oldu. Fî hirretin, el hirretü Arapça kedi demek. Kedi. Niçin? Rabetatha bakınız o kediyi evden çıkıp bir yere giderken komşusuna misafirliğe giderken o kediyi evde bir direğe bağladı. Evin içindeki direklerden bir direğe ipinen kediyi bağladı. Velem te'külha ancak o kedi ne yiyecek ne içecek. Onu düşünmedi. Kedi kaybolmasın, zarar vermesin, kaçmasın diye kediyi bağladı ama komşusundan veya ziyaretten dönünceye kadar o kedinin yiyeceğini ve içeceğini ihmal etti, önüne koymadı. Komşusundan döndüğü zaman o kedinin susuzluktan öldüğünü gördü. Önüne su koymamış olmasından dolayı Allah o kadını namazını, ibadetini ortadan kaldırıp cehenneme attı. Bir kedi. Sorumluluk var. Ancak İnsan hayatıyla bakın şimdi beraber bu konuyu mukayese edeceğiz ayetlerle. Şimdi bu Müslüman insan zulmen haksız yere öldürdüğü hayvandan sorumlu olacak. Ancak sadece o bir tek öldürdüğü hayvandan sorumlu tutulacak. Cezası ona göre verilecek. Azabı ona göre verilecek. O bir tek hayvanın canından sorumlu tutulacak. Bir hayvan öldürmüşse bir hayvan. İki hayvan öldürmüşse iki hayvandan hesaba çekilecek. İki hayvanın öldürülmesinin günahıyla gelecek. Ne olur burayı iyi anlayalım. Bilhassa genç kardeşlerimin bu noktayı anlamasını rica ediyorum. Kaç hayvan öldürmüşse o kadar hayvanın vebaliyle, günahıyla mahşere gelecek.